Can kayıplarının yarattığı acı ve üzüntü hepimiz için ağır bir travma ortaya çıkarmıştır. Öncelikle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve terbiyesizlik yapma. Hadi oradan. Sayın Oruç buyurun. Otur yerine de dinle. Biz sizin grup başkan vekiliniz konuşurken ağzımızı açmadık. Terbiyeli davranmayı öğreneceksin. Senin söylediğin şeyleri konuşmak zorunda değilim. Ya seni grup başkanının susturamıyor kardeşim ya. Konuşma. Provokasyon yapıyorsun. Sayın Oruç buyurun. Teşekkür ederim. Tekrar başlıyorum Sayın Başkan. Tabii tabii. Teşekkür ederim. Ağır can kayıplarının yarattığı acı ve üzüntü hepimiz için ağır bir travma ortaya çıkarmıştır. Öncelikle hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Hiçbir eve ateş düşmemesi, hiçbir gencimizin Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Gürcü kim olursa olsun ölmemesi temel hedefimizdir ve temel politikalarımızdır. Acı sonuçlarla ilgili söz kurmak elbette ki gereklidir zaman zaman, ama bundan daha önemlisi bu acı sonuçların nedenlerinin, bu sorunun temelinde yatan nedenlerin ortadan kaldırılması için birlikte mücadele edebilmektir, ortak çözüm üretebilmektir, ortak akıl yaratabilmektir. Sorunun temelinde Kürt sorunu vardır ve bu Kürt sorununun demokratik ve barışçı çözümü için elimizden gelen her şeyin bütün meclis tarafından yapılması gerekir. Bu meclis iktidarıyla, muhalefetiyle bu sorun hepimizin sorunudur diyebilmeli ve bu sorunun çözümü için kınama, lanetleme, hakaret içerikli bir dil ve yöntem yerine hiçbir genç bedenin toprağa düşmemesi için sorumluluk almalıdır ve bunu bugün yapmalıdır diyoruz. Önerimiz çok açık. Genel görüşmeden ortak bir komisyon kurulmasına kadar her türlü öneride varız. Anayasal ve yasal düzenlemelerin neler olabileceğine dair her türlü tartışmayı büyük bir fedakarlıkla ve kararlılıkla yürütmeyi istiyoruz ve bunu bir kez daha teklif ediyoruz bütün parti gruplarına. Yeter ki Kürt sorununda demokratik ve barışçı bir çözümü hep birlikte yaratacak adımları atabilelim. Bu adımların atılabilmesi için ortamı ve politik kültürü geliştirebilelim. Bu olmadığı sürece maalesef biz bu mecliste her zaman olduğu gibi tabii ki taziyelerimizi hep birlikte yapacağız, ama bir taziye yarıştırmaktan da öteye gidecek sonuçları maalesef alamayacağız. O nedenle bir kez daha demokratik ve barışçı çözüm için hep birlikte adım atma çağrımızı yineliyoruz. Bu gerekçelerle de ortak bildiriye imza atmıyoruz. Sayın Başarır buyur. Ülkemiz hepimiz için büyük bir acı. Şehitlerimiz var. Bakın, Enes Budak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Özgür Özel'in manevi kardeşi. Resimlerini bak gösteriyorum. Ve şu anda kahroluyor. Aynı şey Mersin'de, Türkiye'nin her yerinde. Bu hepimizin acısı. Şimdi şunu net bir şekilde söyleyeyim. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanlığı olarak biz de kamuoyuna, meclise bildirimimizi izin verirseniz kısaca okuyacağım Sayın Başkanım. Ülkemiz 22-23 Aralık 2023 geceleri gelen kara haberlerle sarsılmıştır. 12 vatan evladının şehit düştüğü alçak saldırılar terörün kirli yüzünü bir kez daha göstermiştir. Bu menfur PKK göstermiştir. Bu menfur saldırıları planlayan, azmettiren ve gerçekleştiren teröristler amacına ulaşamayacaktır. Terörü, hain terör örgütünü ve insanlık dışı yöntemleri lanetliyoruz. Askerlerimizin can güvenliği ve yaralılarımızın sağlık durumu en başta gelen endişe kaynağımızdır. 24 saat içinde aynı bölgede 12 şehidimizin verilmesi, yanında halen bölgede bulunan Mehmetçiklerimizin güvenliğinin tam olarak sağlanmaması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle TBMM'nin hiçbir zaman kaybetmeden
Derhal bir kapalı oturum yapması ve Milli Savunma Bakanı'nın Gazi Meclis'e gelerek milletvekillerini bilgilendirmesi zorunludur. Ancak bu oturum sonrasında bölgeden ve gelişmelerden kapsamlı ve doğru şekilde bilgi alan siyasi parti gruplarının ortak bir metin çalışması yapabileceğini düşünüyoruz. Hain saldırıların neden engellenmediğinin ve sorumlularının ihmalleri olup olmadığının açığa kavuşturulmadan atılacak adımları şehitlerimizin hatırasına bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz. Bunun yanında milletimizi tarifsiz bir üzüntüye ve eleme gark eden böylesine acı ve elim olayın ardından ulusal yas ilan edilmesi bütün toplumun ortak talebidir. Terörün hedeflerine ulaşmasına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağ olsun. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilleri Burcu Köksal, Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır. Son 24 saat içinde hepimizin bildiği gibi 12 evladımızı şehit verdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerimizin değerli sözcüleri üzüntülerini ifade ederek milletimizin yüreğine düşen korun esas itibariyle milli varlığımıza zarar veremeyeceğine işaret eden açıklamalarda bulundu. İYİ Parti olarak bugün biz böyle bir durum karşısında dünyanın neresinde böyle elim bir olay olsa milli yas ilan edeceğine işaret ederek milli yas ilan edilmesi hususunda hükümeti harekete geçmeye davet ettik. Elbette ki bu husus hükümetin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifinde olan bir husustur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de ortak bir sesin çıkması iktiza eder. Dolayısıyla İYİ Parti grubu olarak zat halinizden bütün siyasi partilerin ortak imzasıyla yayınlanacak bir bildiriyle milletimizin gönlünü ferahlatacak birlik ve beraberliğimizin devam ettiğini ve bütün bu olaylar karşısında yıkılmaz bir kale olduğumuzu gösterecek bir açıklamanın yapılmasını arzu ediyoruz. Bu hususu başkanlığınızın takdirine sunuyor, saygılar sunuyorum efendim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türkiye'nin en önemli sorunlarında ortaklaşması, tartışması, konuşması, hatta ortak bildirilere imza atması değerlidir, önemlidir. Yani bunu Filistin'de Gazze'ye bir hastaneye yapılan saldırıda birlikte yapmıştık. Ancak yani bu konuda gerçekçi olmamız lazım. Şu anda saat 11'e geliyor ve bir saatimiz var, çalışma saatimiz. Bir, bunu gözetelim. İkincisi, bu bizim siyasi olarak, parti olarak her zaman tutumumuz oldu. Türkiye'deki bütün problemler gibi en başat problemin Kürt meselesi olduğunu defaten ifade ediyoruz. Kürtlere yönelik ayrımcılık ve eşitsizlik konusunda diyaloğun, tartışmanın, siyasetin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin belirleyici ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu meselenin çözümünde başat bir role, birinci sırada bir role sahip olduğunu söyleye geldik. Ancak bu milli yas ilan ederek olamaz. Biz bu meselenin sorumlularıyız. Biz Türkiye'de 85 milyon yurttaştan oy alarak buraya gelmiş milletvekilleriyiz. Sadece başsağlığı dileyerek, milli yas ilan ederek bu meseleyi çözemedik, çözemeyiz. Biz bu fikirdeyiz. Buna karşı ya da olumlu anlamında söylemiyorum, bakışımızı söylüyorum. Ama haftaya CHP ifade etti. Bizim de bu konuda çok sayıda araştırma önergemiz var. Araştırma önergesine de gerek yok. Bu parlamento çözüm sürecinde bu konuda komisyon kurmuş ve on binlerce sayfa külliyata sahip bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmaların tekrar gözden geçirilmesi... Buyurun, buyurun. Ve bu meseleyi kökten çözmek için
her türlü sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu, bedel ödemeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Irak'ın kuzeyinde güvenlik güçlerimize yönelik 2 gündür gerçekleşen menfur terör saldırılarında şehit olan askerlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi bu hususta grup başkan vekillerine yerlerinden söz vereceğim. Buyurun Sayın Dervişoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Genel kurulu saygılarımı da selamlıyorum. Biraz önce yapmış olduğumuz öneride bütün siyasi partilerin ortak imzalarıyla bir kınama metni hazırlayalım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından kamuoyuna deklare edilsin demiştik. Maalesef ve maal teessüf ortaklaşamadık. O sebeple 4 siyasi partinin grup başkan vekilleri olarak imzalamış olduğumuz bildiriyi buradan partim adına kamuoyuna ilan ediyorum. Bölücü terör örgütü PKK tarafından 2 gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Milletimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırılarda şehit düşen kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil... Buyurun. Acil şifa diliyoruz. Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aşağıda imzası bulunan siyasi parti grupları olarak birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz. Leyla Şahin Usta, AK Parti Grup Başkan Vekili, Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Grup Başkan Vekili, Muhammed Levent Bülbül, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili ve İsa Mesih Şahin, Saadet Partisi Grup Başkan Vekili. Kamuoyuna arz ederiz. Sayın Bülbül, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet, ifade edildiği üzere biz de bu bildiriye, eğer böyle bir ortaklaşa bildiri oluşacaksa buna katkı sağlayacağımızı ifade etmiştik. Tabii böyle bir zor günlerde, böyle üzüntülü ve milletimizin büyük bir üzüntü içerisine düştüğü günlerde birleşebilmek, ortaklaşabilmek son derece önemlidir. Bu birlikteliği 4 siyasi parti grubunun sağlayabilmesi söz konusu olabildi. Bu noktada biz de ortak bildiri haline gelemediği için meclis başkanlığı olarak divandan okunamaması nedeniyle yerimizden söz almak suretiyle bunu okumak durumunda kaldık. Milletimize de bunu ayrıca ifade etmek istiyorum. Bölücü terör örgütü PKK tarafından 2 gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Milletimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aşağıda imzası bulunan siyasi parti grupları olarak birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz. Leyla Şahin Usta, AK Parti Grup Başkan Vekili, Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Grup Başkan Vekili, Muhammed Levent Bülbül, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili, İsa Mesih Şahin, Saadet Partisi Grup Başkan Vekili. Buyurun Sayın Şahin. Başkan, teşekkür ediyorum. Tabii ülkemize yönelik bir tehdide karşı milletimizin ortak acısını sahiplenme adına, siyasi bir duruş gösterme adına bu bildiriyi yayınlıyoruz. Bölücü terör örgütü PKK tarafından 2 gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Milletimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet,
kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aşağıda imzası bulunan siyasi parti grupları olarak birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz. Leyla Şahin Usta AK Parti Grup Başkan Vekili, Muhammed Levent Bülbül İyi Parti, Musa Dervişoğlu İyi Parti Grup Başkan Vekili, Muhammed Levent Bülbül MHP Grup Başkan Vekili, İsa Mesih Şahin Saadet Partisi Grup Başkan Vekili. Sayın Usta. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Millet iradesinin tecelligahı olan meclisimizin ortak bir metin yayınlamak amacıyla başlattığı bu girişimde biz de dört siyasi parti grubu olarak imza atılması sebebiyle kendi yerimizden bu ortak metin olarak kabul ettiğimiz, dört siyasi parti olarak kabul ettiğimiz metni ben de okuyarak milletimizle paylaşmak istiyorum. Bölücü terör örgütü PKK tarafından iki gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Milletimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aşağıda imzası bulunan siyasi parti grupları olarak birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz. Leyla Şahin Usta, AK Parti Grup Başkan Vekili. Musavat Dervişoğlu, İyi Parti Grup Başkan Vekili. Muhammed Levent Bülbül, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili. İsa Mesih Şahin, Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkan Vekili. Sayın milletvekilleri, konuyla ilgili gün boyu genel kurulda herkes görüşlerini paylaştı. Vatandaşlarımızın ve kamuoyunun önünde herkesin tutumu tarih sahnesinde yerini aldı. Ben de bu bağlamda şu noktanın altını çizerek tarihe not düşmek istiyorum. Bölücü terör örgütü PKK ile mücadelemiz uzun yıllardan bu yana sürse de eninde sonunda ülkemiz bu badirenin üstesinden gelecek. Son terörist bertaraf edilene kadar bu kararımız devam edecektir.